Başbakan Asya gezisinin ilk durağı Singapur'daydı bugün. Dost ülkelere FETÖ uyarısının yanı sıra terörle mücadelede işbirliği çağrısı da yaptı. Singapur'un dünyaca ünlü botanik bahçesini gezen Yıldırım'a bir de sürpriz yapıldı. Dostlarımızı bu örgütlerin kara propagandalarına kulak vermemeye davet ediyorum. FETÖ uyarısını bu kez resmi ziyaret için gittiği Singapur'dan yaptı. Önceliğine terörü aldı. Sadece FETÖ değil, örgütlerin tamamıyla mücadele için uluslararası destek istedi. Terör bütün dünyanın başının belasıdır. Bütün ülkelerin terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yapmadan mücadele etmesi şarttır. İki günlük resmi ziyaret için Singapur'da başbakan. Singapur Başbakanı ve Cumhurbaşkanı ile görüştü. Gezinin en renkli durağı ise botanik bahçesiydi. Dünyanın en nadide çiçeklerinin bulunduğu bahçeyi bakanlarıyla birlikte gezdi Yıldırım. Yetkililerden bilgi aldı bitki türleriyle ilgili. Bir de sürprizle karşılaştı. Orkidelerden birine başbakanın adı verildi. Yeni bir isim verdiler yani. Dikili bir orkidemiz var artık. 60 bin farklı orkide türünün bulunduğu bahçeye turistlerin de ilgisi yoğundu. Uzak doğulu turistler sadece Başbakan Yıldırım'la değil, Rabia işaretiyle de tanıştı. Başbakanın da bir hediyesi vardı botanik bahçesine. Barışı simgeleyen zeytin fidanı Türkiye'den getirildi. Yıldırım'ın Uzak Doğu gezisinde bir sonraki durağı Vietnam. 1978 yılından beri Türkiye'den ülkeye başbakan düzeyinde bir ziyaret yapılmamıştı.